Ben seni hatırlıyorum. Evet, ben. Gelmiştim ben. Neye gelmiştin? Neyden sonra gelmiştim? Mesleden sonra gelmiştim. Ha, orada da seni bir başarı var. Evet, evet. Tebrik ediyorum. Allah'ım çok teşekkür ederim. Ederim. Maşallah. Olsun, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Maşallah göğsünüzü kabarttın. Evet, evet. Hoş geldin. Öyle mi? Kiraz bahçesi. Size de size yardım ettim. Maşallah. Hiç unutmadı zaten bizi. Bu da farklı oluyor. Ne yapmak istiyorsun şimdi gelecekte? Neler planlıyorsun? Kafanda neler? Maşallah. Çok güzel bir evlatlar yetiştirmişsiniz. Allah'a inşallah. Güzel kaderler. Güzel kaderler. Burada isteyeceğim. Tamam. Emre Süleyman Gürer, Lisesi öğrencimiz ve eşit ağırlıkta Türkiye birincimiz oldu. Bizi gururlandırdı hem şehir olarak hem tüm Türkiye olarak. Gerçekten başarıyla zaten dolu bir aile hikayesi içeride dinledik. Bizi gururlandırdılar. Bu gayretlerimizin tabii şehir olarak eğitimde daha da ileri adımlar atmaya gayret ettik. Göreve geldiğimizden beri hem İl Milli Eğitim Müdürümüz hem bizler. Tabii böyle de bir güzel de bir altyapımız var. Öğrencilerimiz maşallah. Zaten çalışmaya, gayret etmeye, daha iyi dereceler elde etmeye, hayatlarını daha iyi noktalara götürmeye gayret ediyorlar. Bu sene 2023 YKS sınavında eşit ağırlıkta Türkiye birincisi oldum. Sayısal alanda da 50. oldum. Bu başarımda tabii ki son bir yıldaki çalışmam da oldukça etkili oldu. Ama bu gelen başarının son bir yılda veya iki yılda oluşan bir mucize olduğunu düşünmüyorum. 12 yıllık eğitim hayatım boyunca ve hatta öncesinde 18 yıllık bütün hayatım boyunca hep çevremdeki olaylardan, internette gördüğüm videolar olur, çevremde gözlemlediğim olaylar olur. Belli başlı bilgiler almaya çalıştım. Hepsini zihnime yerleştirmeye çalıştım. Ve bu geçmişten gelen birikimimle bu sınavda da hat sayılır bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Hani İlk 100'e giren, ilk 500'e, ilk 1000'e giren herhangi bir arkadaş da şu anda benim yerimde olabilirdi. Bunlar buradan herkese, bütün derece yapan öğrencileri ve çok emek vermiş herkese çok tebrik ediyorum. Gayet iyi diyorsun. Evet. Başarımda okuldaki öğretmenlerim çok etkili. Aynı zamanda çevremdeki arkadaşlar da etkili. Benim arkadaşlarımdan 110. olan var, 205. olan var. İlk 500'de olan başka arkadaşlarım var. Yıl boyunca öğrendiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşarak birikimli bir şekilde birbirimizi yukarıya çıkardık. Şu an benim olduğum yerde onlardan herhangi biri de olabilirdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sabah aslında sonuçlar açıklandıktan yarım saat sonra falan uyandım ben. Mesajlarla uyandım. Hani herkes birinci olduğumu bana yazmış, benim haberim yoktu henüz. Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala şoktayım. Şu anda hatta gözlerim de dolu ya. Yani çok ilginç oldu. Sınavdan önce böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Ama hani sınavdan sonra başarılı olduğumu görünce belki olabilir diye düşünüyordum ama birincilik yine kesinlikle beklemiyordum. Benim için çok şaşırtıcı oldu. O şekilde. Bölüm olarak da henüz kararsızım. Bölüm veya üniversite olarak. Hani eşit ağırlıkta birinci oldum ama ben aslında sayısalcıyım. Sayısalda 50. oldum. Sayısaldan tercih yapmayı düşünüyorum. Hani hangi üniversite olur, hangi bölüm olur, daha mezunlarla, öğrencilerle ve üniversitelerle görüşüp bir karara varacağım. Henüz kararsızım yani o şekilde. Bugün ben de çok şaşkınım. Oğlumdan güzel bir başarı bekliyordum ama dediğim gibi bu derece olması bekliyordum ama olmazsa üzülür diye çok söyleyemiyordum aslında. Çok mutluyum, çok gururluyum. Oğlumla gurur duyuyorum. Ben de 20 yıllık meslek hayatımda hani örnek öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olurken evde de kendi çocuklarımı yetiştirme, onlara iyi bir baba olma yolunda çaba sarf ediyordum. Bu anlamda Emre gerçekten bizim için gurur verici, onur verici bir genç çocuk. İnşallah bundan sonra vatanına, milletine de hayırlı bir evlat olarak yoluna devam eder. Bizim için önce karakter, sonra kariyer diyoruz. Bu başarının arkasında sevgili eşim var. Kendisi okul birincisiydi. Biz 1999 yılında Afyon İmam Hatip Lisesi'nden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık, karşılaştık. Birincilik eşime nasip oldu. Ben okul ikincisi oldum. Daha sonra Allah nasip etti, evlendik. Yine birincilik bizde kaldı yani. Onun neticesinde de
Emre şimdi Türkiye birincisi olarak aslında annesinin birinciliğini böyle taçlandırmış oldu.